Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu programımızda da çoğunluk hakikatin ölçüsü olur mu? Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Buna değineceğiz. Şimdi bilirsiniz, cahili bir savunma vardır. Bu kadar adam bilmiyor da sen mi biliyorsun? Bu kadar insan görmedi de sen mi gördün? Arkadaşlar, bunların hiçbir tanesi Kur'an-ı Kerim'de delil kabul edilmez. Yani bir şeyi reddetmek için ya da kabul etmek için gerekçe değildir. Bir şeyin taraftarlarının çok olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Yani insanların güçlü ve çoğunluklu olması, bir kanaatin yaygın olması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim bunu şiddetle kınıyor. Biz biliyoruz ki tarih boyunca zalimlerin, yalancıların, Allah'a iftira atanların, bir kere şeytanın taraftarları her zaman çok olmuştur. Taraftarın çoğunluğu haklılığın belgesi değildir. İslam dini taraftar çokluğuna değil, belgeye bakar, delile bakar. Ne kadar deliliniz varsa ve bu delilleri ne kadar mantıklı bir şekilde kullanıyorsanız haklılığınızı ancak o kadar ortaya koyabilirsiniz. Bu yüzden lütfen çoğunluk sizi aldatmasın. Kur'an-ı Kerim'de çoğunluğun sürekli kınandığını görüyoruz. Sürekli yerildiğini görüyoruz. İnsanların çoğunun aklını kullanmadığı, insanların çoğunun hevalarına göre hareket ettiği Kur'an-ı Kerim'de defalarca ifade edilmiştir. İnsanların çoğunun hevasına uyduğu ve aklını kullanmadığını pek çok yerde görebilirsiniz. İşte sürekli şikayet edilir. İşte neden işte kadın cinayetleri var, şu var, bu var. Herkes şikayet eder. Gelin kısası uygulayın, tedbir alın dediğiniz zaman da aynı çoğunluk karşınızda bulursunuz. Aynı çoğunluk hemen itiraz eder. Yani insanların en az kullandığı şey akılları olduğu için olayları akıllarıyla değil hevalarıyla müdahale eder. Ona göre yorum yaparlar ve hiçbir zaman istikamet üzere olmazlar. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade edilmiştir. Bakınız, ilgili ayetler çoktur. Burada sırasıyla okuyalım. Bakara 100. Aslında bunların çoğu güveni kötüye kullanır. İnsanların çoğu kendilerine verilen güveni kötüye kullanırlar. Bakara 243. İnsanlara ikramda bulunan Allah'tır ama insanların çoğu ona karşı görevini yerine getirmez. Elimizdeki bütün imkanları bize Allah verdiği halde biz hala Allah'tan başkalarından medet umar, Allah'tan başkalarına yalvarırız. Bu da Allah tarafından nankörlük olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda yani teşekkür etmemek, teşekkürün karşılığından nankörlüktür. İnsanların çoğu teşekkür etmediğine göre, Allah'a karşı görevlerini yerine getirmediğine göre Allah'a karşı nankörlük ediyor demektir. Bakara 110'da şöyle bir ifade var. Ehli kitap da inanıp güvenseydi kendileri için iyi olurdu. İçlerinde inanıp güvenenler vardır ama çoğu yoldan çıkmıştır. Gördüğünüz gibi sürü psikolojisiyle hareket etmenin insanları saptırdığını Kur'an-ı Kerim bize ifade ediyor. Pek çok ayetinde hepsi geliyor şimdi. Mesela Maide 59. De ki ey ehli kitap, sizin bizi yadırgamanızın sebebi bizim Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inanıp güvenmemizden başka nedir? Sizin çoğunuz yoldan çıkmış fasıklarsınız. Ancak dikkat ediniz, Allah-u Teala ehli kitabı eleştirirken çoğu yoldan çıkmıştır diyor. Hepsi demiyor. Allah'ın istisna ettikleri de var. Ama gördüğünüz gibi onlar istisna kalıyorlar. Çoğunluk böyle. Maide suresi 103. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kafir olanlar yalanları Allah'a mal ederler ve çoğu aklını kullanmaz. Şehvetine uyar, ihtiraslarına uyar, hevasına uyar, hevesine uyar, Allah'a iftira atar. Dini hükümleri olur olmaz eleştirir, beğenmez, anlamadığı yerlerden konuşur. İnsanların çoğusu böyledir. Bilinçsiz kalabalıklar yığınını Kur'an-ı Kerim eleştiriyor. En'am suresi 37. ayet. De ki, Allah'ın mucize indirmeye gücü yeter. Ama onların çoğu bunu bilmezler. Yani bir keramet göster, bir mucize göster diye Muhammed Aleyhisselam'ı sıkıştırıyorlar. Oysa Allah-u Teala'nın buna gücü yeter. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Bilmedikleri nedir? Peygamber tak diye mucize gösteremez. Böyle bir şey yok. Olağan dışı yollarla kainatın işleyişine müdahale etmek Allah'a mahsustur. İnsanların çoğu bunu bilmez diyor Allah. En'am suresi ayet 111. Onların pek çoğu gerçeği bilmelerine rağmen kendilerine hakim olamazlar. İnsanlar böyledirler. Aslında anlattığınız zaman aklına yatar ama çıkarlarıyla, menfaatleriyle, o günkü yaşam koşullarıyla, makamıyla, mevkisiyle, rütbesiyle çatıştığı için gerçeği kabul etmez. Gerçeğe karşı direnç gösterirler. Devam edelim. En'am suresi ayet 116. Yeryüzündeki insanların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Bakınız, bu konudaki en özetleyici ayet. Onlar sadece varsayımlarla hareket ederler. Onlar sadece uydururlar, atarlar. İnsanların çoğu doğrudur derseniz eğer bu sizi korkunç bir şekilde yanıltır.
Bir zamanlar insanların çoğu dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Ama yapılan araştırmalar bunun böyle olmadığını gösterdi. Şimdi biz hala çoğunluk böyledir diye peşinden mi gideceğiz? Çoğunluğun inanmış olduğu nice nice hurafeler var. Nice nice insanlara, liderlere öyle sözler söyletilmiştir ki aslında onlar bunu söylememişlerdir. Ama biz öyle zannediyoruz. Niye? Çünkü çoğunluk tekrar ede ede kalıplaşıyor, oturuyor. Bugün doğru bildiğimiz pek çok şeyi sorguladığımız zaman altından bambaşka şeyler çıkıyor. Bugün bildiğimizi düşündüğümüz pek çok şeye aslında delilini gördüğümüzden değil. İnsanların çoğunluğu böyle düşünüyor diye inanıyoruz. Herhalde böyledir diye inanıyoruz. Bu korkunç bir yanılgıdır. Bakınız Allah-u Teala konuyla ilgili diğer ayetlerde ne diyor? İnsanların çoğu sadece kendi varsayımlarının peşine takılırlar. Varsayım hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz. Allah onların ne yaptıklarını bilir. Çoğu kendi varsayımlarının peşine takılır. Zannettiği şeye. Delilini görmemiş olabilir. Biri demiş ya, o biri de doğru söylüyordur ya. Zaten millet böyle inanıyor ya. Zaten herkes böyle yapıyor ya. Peşine takılıp gidiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizin ne yaptığınızı biliyorum. Kim delili hareket ediyor? Kim uydum kalabalığa diyor? Ben bunu biliyorum diyor Cenab-ı Allah. Yunus suresi ayet 36'dan sonra şimdi 55. ayet okuyalım aynı surenin. Bilin ki göklerde ve ne yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine bilin ki Allah'ın tehdidi gerçekleşecektir ama onların çoğu bilmezler. Allah-u Teala'nın işleyiş kanunlarının ne olduğunu insanların çoğusu bilmez. Acele sonuçlar isterler. Allah'ın tehdit ettiği, vaat ettiği mutlaka gerçekleşecektir. Ama insanların çoğu bunu bilmez ve ilgilenmezlerdi. Şurası gerçek ki Allah insanlara karşı ikramı çoktur. Ama onların çoğu görevlerini yerine getirmez. Allah-u Teala insanlara muhtaç oldukları nimetleri verir. Fakat insanların çoğusu Allah'a teşekkür etmezler. Ellerinde bulunan imkanlarla Allah'a isyan ederler. Buralardan anlıyoruz ki bir kanaat, bir görüş size getirildiği zaman, yani ne düşünüyorsun bu konu hakkında denildiği zaman lütfen çoğunluğa göre hüküm vermeyin. Halkın çoğu böyle inanıyorsa demek ki doğrusu budur demeyin. Kur'an-ı Kerim bunlara karşı çıkıyor, bunları kabul etmiyor. Bakın Yusuf suresi 40. ayetinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Biraz önceki okuduğumuz ayet Yunus 60'tı. Hüküm Allah'ın hükmüdür. Kendisinden başkanıza kul olmamanızı emretmiştir. Dost doğruluğun işte budur. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Bilmedikleri için de indirilmiş dine değil, uydurulmuş dine tabi olurlar. İnsanların çoğu Allah-u Teala'nın dinini Kur'an-ı Kerim'den tanımamışlardır. Tanımazlar, tanımıyorlar, umursamıyorlar. Dolayısıyla din diye kabul ettikleri şey aslında Allah'ın dini değil, hurafeler yığınıdır. Ama onlar bunu bilmezler. Rum suresi ayet 30. Sen yüzünü dosdoğru bu dini Allah'ın yarattığı insan fıtratına çevir. Allah'ın yarattığını yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din budur ama insanların çoğu bunu bilmez. Din fıtrattır. Din insanın doğal yaşantısıdır, doğal olandır. Ama insanların çoğu kendilerine başka ritüeller, başka ibadet çeşitleri, başka ziyaretgahlar, başka kutsallar icat ederek Allah'ın dininden uzaklaşırlar ve kendi uydurdukları din insanların başlarına bela olur. İndirilmiş din fıtratı insan doğasındakini yaşatır. Uydurulmuş din insanı canından bezdirir. Devam edelim. Yusuf suresi ayet 103. Ne kadar çırpınırsan çırpın, insanların çoğu sana inanmazlar. Belli bir etki kotamız var. Belli bir etki alanımız var. O alandaki insanlara biz hitap edebiliriz. Siz elinizden gelen her şeyi yapsanız bile karşıdan size bir atılım, bir istek, bir davet, bir inanmaya yönelik bir kıvılcım, bir ışık yoksa bütün çabanız onlar açısından boşadır. Yani siz uğraşıyorsunuz, adam inanmıyor. Boşa gidecek, bu adama yazık olacak. Ama bizim açımızdan boşa değildir. Biz görevimizi yaptığımız için Allah'ın katında sorumluluktan kurtulmuş olacağız. Yusuf suresi ayet 106. Onların çoğu araya bir aracı koyup müşrik olmadan Allah'a güvenmezler. Çok enteresan bir ayet. İnsanların çoğu diyor şirk koşmadan inanmazlar. Çok korkunç bir şey. İnsanların bir kısmı Allah'a güvenmiyor. Güvenenlerin de önemli bir bölümü Allah'a ortak koşuyor. Korkunç bir şey. İnsanların çoğusu Allah'a ortak koşarlar diyor ayet-i kerimede. Mutlaka çoğunun bir putu vardır. Birilerinin bir yerde sakladığı bir putu vardır. Ona dokunmadan ne konuşursan konuş. Bugün bazı ülkelerde, bazı coğrafyalarda, bazı gruplarda, bazı yerlerde İslam'ı anlatmaya kalkışın. Genel konuştuğunuz zaman, normal insani değerlerden bahsettiğiniz zaman, paylaşalım, yardım edelim, yaraları saralım dediğiniz zaman kabul ederler. Ama o bölgede, o grupta, o cemaatte kutsanan bir kişiyi eleştirdiğiniz an birdenbire ortamın, atmosferin şekli şemali değişiyor.
Çünkü hiç kimse kendi putuna laf dokundurmuyor. Putlara karşı olan putperestler de vardır. Putlara karşı olan putperestler de vardır. Kendi putunun dışındaki putlara karşı. Kendi putunu sahipleniyor. İşte Allah buna dikkat çekiyor. İnsanların çoğu müşrik olmadan Allah'a inanmazlar. Çok enteresan bir şey. Önce müşrik oluyor, sonra Allah'a inanıyor. Ya da Allah'a inanıyor ama gene de şirk koşuyor. Rum Suresi ayet 42. De ki, yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonu nasıl olmuş bir görün. Onların çoğu müşrik kimselerdi. Allah-u Teala helak olan kavimlerin önemli bir bölümünün müşrik olduğundan bahsediyor. İsra Suresi ayet 89. Bu Kur'an'da insanlara her örneği değişik şekillerde vermişizdir. Ama insanların çoğu nankörlük dışında her şeye direnir. Nankörlüğü yapar ama gerçeğe karşı direnir. Zaten bu iki ayeti, son iki okuduğumuz iki ayeti incelediğimiz zaman geçmiş toplumları inceleyin. Yüzlerce tanrı karşınıza çıkıyor. Yüzlerce farklı inanış karşınıza çıkıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki insanlar farklı farklı şekillerde nankörlükleri yapıyorlar. Nankörlük konu olduğu zaman insan buna yatkın. Mutlaka bunu yapıyor. Ama gerçek artık direniyor. Kur'an-ı Kerim'e ilgisiz, lakayt. Devam edelim. Enbiya Suresi ayet 24. De ki, delilinizi getirin. Bakınız, Allah-u Teala delil istiyor. Bizden de delil istememizi istiyor. Demek ki bir tartışma yapacaksak, bir konuşma yapacaksak delille konuşmamız gerekir. İnsanların çoğu her şeye inanabilir. Rüzgar bir tersten eserse, bir zamanların lideri bir müddet sonra hain ilan edilebilir. Tarih bunun örnekleriyle doldur. Benimle birlikte olanların kitabı budur. Biz Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuruz. Delilinizi getirin. Benden öncekilerin kitabı da. Yani genel olarak Allah'ın indirmiş olduğu bütün vahiylere Allah kitap ismini veriyor burada. Onların çoğu bu gerçeği bilmez, onun için de yüz çevirirler. Yani kitapsa Allah'ın indirdiğidir. Bu konuşulmalıdır. Çoğunluk böyle dedi, uydum kalabalığa diye gidilmez. Ya da sizin elinizdeki kitaplar hiçbir şey ifade etmez. Aynı konu hakkında milyonlarca kitap yazılmış olabilir. Bu Allah'ın kitabına uygun mu? Allah bunu böyle mi söylüyor? Allah bunu böyle mi ifade ediyor? Allah'a olan kulluğumuz, Allah'a olan güvenimiz bütün kariyer planlarımızın üzerindedir. Önce Allah'a kul ol, sonra ne olursan ol. Sonra Allah'ın çizdiği sınırlarda dünya hayatından istifade et. Ve şunu da unutmayalım. Bu dünyadaki çalışmalarımız ne kadar ilerletirsek ilerletelim, eksiktir, kusurludur ve bir gün aniden bırakıp gideceğiz. Dolayısıyla insanların çoğunun yaptığını yaparak değil, Allah'ın istediğini yaparak ahiret saadetine kavuşmaya çalışalım. Müminun suresi 70. ayet şöyledir. Hayır, o onlara gerçeği getirdi. Kur'an-ı Kerim'de gerçek geldi. Ama pek çoğu gerçeklerden hoşlanmıyor. İnsanların çoğu gerçeklerden hoşlanmıyorlar. Gerçekleri duymak istemiyorlar. Neden? Çünkü kiminin sömürü düzeni, kiminin menfaati, kiminin mevkisi, kiminin makamı bu gerçekleri işitmeye tahammül edemez noktada. Çünkü eğer Kur'an-ı Kerim'in gereğini yerine getirirse bir şeyleri kaybedeceğinden, bir şeylerin elinden çıkacağından, bir şeylere ulaşamayacağından ama bunu yaparsan başıma bir şey gelir korkusu yaşadığından Kur'an-ı Kerim gerçeklerden hoşlanmıyor, duymak istemiyor. Kur'an-ı Kerim hep kapalı kalsın, yukarılarda bir yerde asılı kalsın, öpüp baş yüzüne koyun ama sakın açmayın içini. Eğer içindekini açarsanız içindekiler mükellef olursunuz. Eğer içindekini yaparsanız dünyanız, ahiretiniz mahvolura geldi artık. Yani eğer ben Kur'an-ı Kerim'in gereğini yaparsam şimdi bulunduğum makamdan inmem gerekir diye Kur'an-ı Kerim'i dolaylı yoldan dışlayacak noktaya geldik. Ve insanların çoğu da böyledir. Ellerindekini kaybedecek endişesiyle Allah'ın ayetlerinden hoşlanmıyorlar. Devam edelim. Kehf suresi ayet 54. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara çeşitli misal türlerini verdik, anlattık. Türlü biçimlerde izah ettik, anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden çok daha düşkündür. Herhalde bunu daha fazla açmaya gerek yok. Şu televizyon programlarına bir bakın. Şu filmlere, etrafınıza, sosyal medyaya, gazetelere. Tartışıyor insanlar. Gerçekleri tartışmak güzeldir. Zaten gerçekçi tartışma gerçeklerin tartışıldığı ortamdır. Ama o kadar boş, lüzumsuz, gereksiz, bize lazım olmayan şeyleri gündem yapıyoruz ki aman yarabbim bütün gündemimizi meşgul ediyor. Ve hatta şunu söyleyebiliriz. Hayatımızı kolaylaştırmak için icat edilen, imal edilen araçlar ve bunlara olan düşkünlüğümüz konfor olsun, bilim, sanat ilerlesin. Ama bunlara olan düşkünlüğümüz, bunlara olan gereğinden fazla ilgimiz bizi Allah'a unutturdu. Artık biz de uydum kalabalığı şeklinde yaşıyoruz ve lüzumsuz tartışmaların içerisinde biz de dalıp gidiyoruz. Nahl Suresi ayet 75. Allah ne yaparsa güzel yapar ama onların çoğu bunu bilmezler.
Yusuf Suresi ayet 21. Allah buyruğunu yerine getirendir ama insanların çoğu bilmezler. Bakın bu çok önemlidir. Allah-u Teala'nın kainatının işleyişi için koymuş olduğu planlar kendi seyrinde ilerler. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu şu duayı inceleyip Cenab-ı Allah'ın neleri nasıl yaptığına bakmamız gerekirken biz ne yapıyoruz? Mesela işte göl yatağına evler yapıyoruz. Yarın öbür gün bir deprem olduğu zaman yumuşak toprak sallanıyor, evleri yok ediyor. Ya da oraya yağmur yağdığı zaman bir sel alıyor, evlerin yıkılmasına neden oluyor. Allah buyuruyor ki, Allah ne yaparsa güzel yapar. Aslında Allah-u Teala doğayı güzel yarattı. Aslında Allah-u Teala ormanları, ağaçları bizim için yarattı. Ama biz onları düzensiz kullandığımız için, bu gerçeği bilmediğimiz için, çoğumuz bu gerçeği bilmediğimiz için ölüp gidiyoruz. Mahvoluyoruz. Kendimizi helaka sürüklüyoruz. Allah buyruğunu yerine getirendir diyor. İnsanların çoğu bilmez. Elbette Allah-u Teala kainatın işleyişi için kanunlar, esaslar belirlemiştir. Bu esaslar çerçevesinde kainat işleyişini sürdürür. Biz bunlara muhalefet ettiğimiz için az önce söylediğim gibi bir örnek göl yataklarına ev yapmak gibi ani bir deprem şurada burada yok olup gidiyoruz. İnsanların çoğu bunları bilmiyor diyor Allah. Bilmiyor ve ilgi de göstermiyor. Araf 17. Göreceksin onların çoğu sana karşı görevlerini yerine getirmeyecektir. Bunu söyleyen şeytandır. İşin garip tarafı Sebe suresinde şeytanın tahmininde haklı çıktığı da anlatılıyor. 20 ve 21. ayetlerde. 20, 21, 22 orada. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat çokları şükretmezler. Neml 73. Sebe 28. Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ama insanların çoğu bunu böyle bilmez. Elbette. İnsanların çoğusu ya Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini inkar ediyor ya da Muhammed Aleyhisselam'ı tanrılaştırıyor ya da Kur'an-ı Kerim'i kendi farklı amaçları için, menfaatleri için kullanıyor. Bu da Allah-u Teala'ya şükretme konusunda en büyük engel. Çünkü Allah'a iman etmek, Allah'ın elçisine iman etmek, Allah'ın indirdiği kitaba sımsıkı sarılmak, işte budur Allah'a teşekkür etmek ve gereklerini yerine getirmek. İnsanların çoğu bunu yapmaz diyor Allah-u Teala. Rum Suresi ayet 6. İnsanların çoğu bilmese de Allah vaadinden caymaz, dönmez. İyiler mutlaka mükafatlarını alacaklar. Kötüler mutlaka cezalarını çekecekler. Düşünüldüğü gibi hiç kimse, yani hiçbir şey, hiç kimsenin yanına kar kalmıyor. Allah buyuruyor ki insanların çoğu bunu bilmez. Zümer Suresi 49. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsanların başı sıkışınca bize yalvarır. Sonra iyilik yaparak ona bir fırsat versek, bu bana bendeki ilme karşılık olarak verildi. Ben biliyorum zaten işin içinden çıkarım ben. Kendi becerimle hallettim ben bu işi der. Oysa fırsat verilmeseydi bir fitnedir. Bu bir imtihandır. Fırsat verilmesi bir fitnedir, bir imtihandır. Ama çoğu bunu bilmez. Allah-u Teala'nın insanları darlıkla ve bollukla imtihanı onun için bir fitnedir. Fitne nedir? İmtihandır. Kişiyi hani altının posasından ayırma işlemidir fitne. Altın yüksek ısıda posasından ayrılır. Posası ondan ayrılır. İnsan da şiddetli belalar, musibetler, hayır olur, şer olur. Bu şekilde kendi içindeki özü ortaya çıkar. Allah'a olan güveni ortaya çıkar. Bu yüzden fitnedir diyor Allah-u Teala. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Tövbe suresi ayet 69. Sizden öncekiler gibisiniz. Ama onlar sizden güçlüydüler. Malları ve evlatları da çoktu. Nice bizde bir şey olmaz diyenler çekti gitti bu dünyadan diyor Allah. Kendi paylarına yararlanmaya baktılar. Öncekiler kendi paylarından nasıl yararlandılarsa siz de kendi payınızdan o şekilde yararlanmaya baktınız. Geçmişlerin yolunu takip ettiniz. Onların dalıp gittikleri gibi siz de dalıp gittiniz. Yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitti. Umduğunu bulamayacaklardır. Zarar edenler işte onlardır. Bakın ne kadar yani özel ayrıntıya bir gerek yok. Zaten bütün ayrıntıları vermiş Allah-u Teala. İnsanoğlunun geçmişteki delaleti, geçmişteki cehaleti, gafleti takip etmek gibi bir saplantısı vardır. Nitekim Saffat suresinde Allah buyuruyor ki, onlar körü körüne takip ettiler geçmişteki sapık müşrik kavimlerini. Maide 100. ayette konuyu taçlandırıyor. De ki, pis ile temiz bir olmaz. İsterse pis, onların çokluğu, pisin çokluğu seni etkilemiş olsun. Ey sağlam duruşlu olanlar, siz Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun ki umduğunuza kavuşasınız. Bütün bu ayet-i kerimeler gösteriyor ki çoğunluk yanıltıcıdır. Size gelen bilgileri analiz etmek zorundasınız. Delilli konuşmak zorundasınız. Allah hakkında bir şey söyleyeceğiniz zaman mutlaka delilli söyleyin. Birisi bir şey söylerse mutlaka delilini isteyin. Allah'ın söylemediği şeyleri söyleyerek ona iftiralar atmayın.
Çoğunluk böyledir. Herkes zaten böyle yapıyor. Yapmayan mı kaldı? Demeyin. Allah'ın kitabına uygun hareket etmiyorsanız bunun hesabıyla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Allah-u Teala bizleri kendi izinden giden, tek de kalsak, yalnız başımıza da kalsak, kendi izinden samimi bir şekilde giden, emirlerini yerine getiren kullar arasına dahil etsin. Unutmayalım ki İbrahim tek kişilik bir ümmet idi. Allah-u Teala hepimizi korusun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.